1979'un başında o soğuk kış günü terör hiç umulmadık bir hedef seçti. 1 Şubat sabahı Milliyet'in başyazarı Abdi İpekçi, Başbakan Bülent Ecevit'le baş başa olağan görüşmelerinden birini yapmış, geri dönmüştü. Basında Ecevit'e en yakın isim oydu. Adeta sırdaşı ve resmi olmayan danışmanıydı. O gün Ankara'dan Doğruca gazetesine gitti. Yazısını yazdı, her zamankinden 2 saat önce de ayrıldı. Nişantaşı Emlak Caddesi'ne yöneldiğinde trafik iyice sıkışmıştı. Tam evinin bulunduğu karakol sokağına dönmek üzere yavaşlamıştı ki arabanın camında katilini gördü. Kurşunlar peş peşe İpekçi'nin bedenine saplandı. Koltuğa yığıldı. Kayan araba elektrik direğine çarpıp durdu. Yeni girmiştim eve. Telefon çaldı. Telefonu kaldırdım. Ayaktaydım. Bir ses. Dedi ki Abdi Bey'i kaybettik. Bir cümle. Benim elimden telefon düştü. Sandalyeye yığıldım ben. Ondan sonra tabii fırladık sokaklara. İşte Şişli'ye, hastaneye gittik. 5 kurşun, ikisi kalbine gelmiş, biri karın boşluğuna, ikisi koluna. Herkes şaşkındı. Terör sonunda Abdi İpekçi gibi ılımlı, her çevrenin saygı duyduğu bir gazeteciyi de öldürmüştü. Herkes aynı soruyu soruyordu. Neden? Neden İpekçi? Aslında vurulan Uzlaşı Hoşgörü'ydü. Öldürülen İpekçi değil, onun temsil ettiği uygar yaklaşımdı. Suikastten sonra insan avı başladı. Katili bulana o günün parasıyla 6 milyon lira ödül kondu. Katil Mehmet Ali Ağaç'a 5 ay sonra İstanbul'da yakalandı. İstanbul polisi o zaman bu konuyla ilgili özel bir ekip kurdu. O ekipler çalıştı. Bir akrabasının evindeki telefon rehberinden, o zaman telefon rehberlerinde belli semtlerin krokileri de vardı. İpekçi'nin evinin bulunduğu semtin krokisi yırtılıp alınmıştı. Oraya kadar tespit ettiler. Bir gün Ağcan'ın küllük kıraathanesinde bulunduğu tespit edildi, gidilip oradan alındı. Baskı ve sömürü düzenine karşı çıktığım için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey, silahlı sağ veya sol eylemci olmadığım, bağımsız, tek başına bir terörist olduğumdur. Kesinlikle hayatımda hiçbir siyasal kuruluşa üye olmadım. Ağaca tabii ki doğruyu söylemiyordu. Tek başına değildi. Arkasında uyuşturucu ticaretinden, mafyaya, silah kaçakçılığından, siyasi hesaplara kadar uzanan büyük bir desteğin olduğu daha sonra ortaya çıkacaktı. Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım. Evinin önünde görün. Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi'yi öldürdüğü gün 21 yaşındaydı. Malatyalı yoksul bir aileden geliyordu. İstanbul İktisat Fakültesi öğrencisiydi. Ama öğrencilikle ilgisi yoktu. Suikaste tetikçi olarak kullanılmıştı. Cezaevinde henüz 6. ayını doldurmamıştı ki sürpriz bir açıklama yaptı. Her şeyi inkar etti ve suçsuzum dedi. Ardından da bir cümle ekledi. Mahkemeye çıkarsam herkesi ve her şeyi açıklayacağım. Ağaca aslında bir yerlere bir mesaj yolluyordu. Nitekim bu mesaj kısa sürede adresine ulaştı ve Ağaca Maltepe Askeri Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırıldı. Biliyorsunuz olay hani ülkücü şiddet eylemcileri de vardı biliyorsunuz. Hani onların moralini de yüksek tutmak için dediler ya işte bakın Ağca'yı yakalatmamak lazım yeniden. İşte Ağca bazı ülkücüler karşıladı falan hikayesiyle olaya sahip çıktılar biliyorsunuz. O zaman önemli bir olaydı. Çatlı'yla tesadüfen karşılaştık bir arkadaş aracılığıyla. Bana bir ev işaret etti. Fakat Ankara'da 3-4 tane ev değiştirdim. Bilmiyorum kimin evi bile olduğunu hatırlamıyorum. Bu evlerden birisinde de Çatlı kalmama yardım etti. Sadece ülkücülerle ilişkim vardı. Başka hiç kimse yardım edemezdi. Yani beni orada devletin elinde bırakamazlardı o durumda. Yani mecburdular yani. Bir ölçüde de mecburdular yani. Yakalansaydım, cezaevine düşseydim. Yani bu ülkücü olanlar için de çok büyük bir fiyasko olacaktı. Yani yenilgi olacaktı biliyor musunuz? Mehmet Ali Ağca bir süre sonra sessizliğini bozdu. Milliyet gazetesine bir telefon etti. Ben Mehmet Ali Ağca dedi. Bir an
Tabii şaka da olabilir, işletme olabilir. Ben tabii bir anda şok oldum ama söze hemen devam ettim. Buyurun ne istemiştiniz dedim. Ben dedi tekrar söyledim. Mehmet Ali Ağacay'ım dedi. Bir mektup bırakıyorum dedi. Ne oldu dedi Doğan abi. Dedim Mehmet Ali Ağacı aradı. Turan abi fırladı tabii birdenbire. Ne oldu ne dedi kapattı mı diye büyük bir telaş oldu. Ben dedim o heyecanla tabii dedim bir mektup bırakmış. Mektupta dedim posta kutusunun içindeymiş. Allak bullak olduk. Hemen tabii koşuşuldu. Posta kutusu darma duman. İçinde mektup yok. Geldik yazı işlerine oturduk. Bu işletme dedik. Pat telefon çaldı. Telefon Ağaca. Ben sizi görüyorum. Yanlış kutuya gidip baktınız. Posta kutusunda değil, mektup çöp kutusunda. Tekrar koşuldu. Hakikaten çöp kutusunda bir mektup. O arada da anlıyoruz ki Ağaca bizi bir yerden seyrediyor. Hareketlerimizi. Yani o kadar burnumuzun dibine sokulmuş. Mektup alındı. Mektubu okuduk. Diyor ki şimdi sıra papayı vurmamda. Papayı öldüreceğim. Ancak kimse bu tehdidi ciddiye almadı. Oysa Ağaca onu koruyan ve kollayanlar tarafından sağlanan sahte pasaportla yola çıkmıştı bile. Sonunda Ağaca dediğini yaptı ve Papa'yı vurdu. Hükümet bildirisi. Sayın Papa Jean-Paul'e karşı girişilen suikast teşebbüsünün gazeteci merhum Abdi İpekçi'nin katil... Sadece Türkiye değil, dünya şoka uğradı. Papa yaralı şekilde kurtuldu. Ağaca yakalandı ve ömür boyu hapse mahkum oldu. İpekçi ve Papa suikastı davalarında çelişkili ve yanıltıcı ifadeleriyle, akli dengesinden kuşku uyandıran tavırlarıyla gerçeği hep gizledi. Ben Mesih'im. Dünyanın sonundayız elbette. Fakat ben Tanrı değilim.